Ay niye zahmet ettiniz Reyhan Hanımcığım? Ya kendi mutfağım olmadığı için bilemedim. İnşallah iyi olmuştur. Olmuştur. Çok da güzel olmuş. Ay, hoş geldiniz. Hoş geldin canım. Hoş geldiniz efendim. Ay çıkarmayın lütfen. Buyurun, buyurun Selim Bey. Buyurun, buyurun, buyurun. Selinciğim, biz bunları mutfağa götürelim. Ha? Gel kızım, gel. Demir nerede Selinciğim? Gelmedi mi daha? Yok, gelmedi. Aa, nasıl ya? Ben eve uğrayıp geldim buraya. Benden önce gelmiş olması lazım. Of ya, dediğini yaptı. Kesin gelmeyecek. Aa, gelir, gelir. Sen hiç merak etme. Ay yok, gelmeyeceğim falan dedi bana. Yalan söyledik diye çok rahatsız oldu. Ne yapacağız şimdi? Annem kesin sorar. Ya o kadar da rica et. Gelecek. O çocuk senin için çiğ tavuk bile yer. O ne demek ya? Benden nefret ediyor. Elinde fırsat olsa beni çiğ çiğ yiyecek, beni. Ayol sana nasıl baktığını görmüyorsun sen tabii. Ay görüyorum. Görmez olur muyum? Böyle gözlerini belertip dik dik bakıyor. Git der gibi bakıyor. Sen gitmezsen ben seni gönderirim der gibi bakıyor. Yok canım. Leyla'cığım, nerede kaldınız? Ay bir bahane uydursak, işi çıkmış aradı gelemiyormuş desek ha? Ay gelir kızım gelir, merak etme. Hadi sen de şu tepsileri al gel, hadi. Hadi. Of Demir ya. Hadi Demir. Hadi aç lütfen. Lütfen Demir hadi. Buyurun. Ay canım benim. Yeğeniniz Japonya'nın neresindeydi? Tokyo. Yani iş seyahatleri dolayısıyla çok böyle gidiyordu. Bir gün orada, bir gün burada. Ya, ya. Çok yoruldu tabii. Onun için erken döndü. Ne zaman döndü? Bir süre önce. Neden ev tutmadı kendisine? Yani çok yoğundu. Hiç fırsat bulamadı çocuk tabii. Ne iş yapıyor? İç mimar. Ha. Selinciğim, kızım sen biliyor muydun meslektaş olduğunuzu? Ha, evet, bahsetmişti. Babacığım, sıkıştırmasanıza böyle sorguya çeker gibi. Ne var kızım? Sohbet ediyoruz burada. Aha, değil mi? Demirciğim de gelsin. Öyle sofraya geçelim diyorum. Ha? Her şey hazır zaten. Her an gelebilir. O kadar dakiktir ki benim yeğenim. Evet, evet. Ama bazen iş dolayısıyla tabii gecikebilir. Gelir, gelir. Eli kulağındadır. Hı hı. Beklemeyelim. Biz geçelim. O gelince katılır. Yok canım. Acelesi yok. Bekleriz. Eviniz çok güzelmiş. Çok da büyük. Yeğeninizin eşyaları niye sığmadı ki buraya? Ay, ay vallahi yani bir bilseniz. Bütün evin odaları tıklım tıkışık. Evet. Koleksiyonerdi bizim babamız. Hani antika bir şey gördü mü dayanamazdı. Alırdı da alırdı. Alırdı da alırdı. Çok varlıklıydı rahmetli babacığım. Arsalar, evler, iş hanları o kadar çok yer bıraktı ki ikimize. Siz Günbakan ve mahdumlarını bilir misiniz? Ay nereden bilsinler Firuze? Mahdum olmayınca bir şirket battı yani sonunda. Tabii ya, bizde çoluk yok, çocuk yok. Torun torba, kuzen yiyen yok. İki kadın biz böyle o kadar uğraşlar bulmaya çalışıyoruz ki kendimize. Bir kurstan bir kursa. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi iki kız kardeşmişsiniz yani. Evet, evet, evet. Hatta bizi hiç kimse benzetemez biliyor musunuz? Değil mi? Ben anne tarafına çekmişim. Firuze de halama. Ya. Bir şey soracağım. O zaman Demir sizin nasıl yeğeniniz oluyor? Yani sabah evdeyken abimizin oğlu demiştiniz. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hanımlar, Demir sizin neyiniz oluyor?
çalıyor? Ben açarım. Nerede kaldın? Selin! Demir çok... Kızım ne yapıyorsun orada Selin? Söyleyin hanımlar, Demir sizin neyiniz oluyor? Kusura bakmayın. Geciktim biraz. Yok yok. Geç otur delikanlı. Tam vaktinde geldin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Konuşacaklarımız var. Sen de otur. Ama tam yoldayken işle ilgili bir telefon aldım. Önemli bir müşterimiz acil görüşmek isteyince maalesef yoldan dönmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın lütfen. Gerçekten üzgünüm. Burada sorun bekletmen değil. Senin kim olduğun? Nasıl? Oğlum sen Firuze Hanım'la Leyla Hanım'ın nesi oluyorsun? Yeğenleriyim. Abilerinin oğlu yani. Evet. Kızım ne oluyor öyle? Git bir su iç. Anneciğim çok pardon. Gecik. Biliyorlar. Biliyorlar. Dedenin şirketinin başına geçecek bir oğlu olmadığı için batmış. Bütün mal mülk de iki kız kardeşe kalmış. Bu nasıl iş oğlum? Senin baban nerede? Anneciğim, Demir Bey daha yeni geldi. Bir iki lokma bir şey yiyelim, sonra konuşuruz. Konuşacak bir şey yok ki kızım. Her şeyi açık seçik söylediler. Bizde erkek kardeş yok ki yeğen olsun dediler. Bana bak delikanlı. Siz hepiniz bir olup beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Ona değil, bana anlatacaksın. Tamam. Artık gerçekleri saklamanın bir anlamı yok. Doğru anlamışsınız. Ben Firuze ve Leyla Hanım'ın yeğeni değilim. En azından öz yeğenleri değilim. Öz yeğenim değil. Öz yeğenimiz değilmiş. Allah! Biz buradan yürürüz. Üvey yeğenlerim oluyorsun. Üvey kardeş neyse de üvey yeğen hiç duymadım. Efendim, aile içinde bazı olaylar yaşanıyor tabii. Babam gençliğinde bir maceraya kapılmış. Ah babacığım affet bizi. Abimiz de bizim babamızın başka kadından olan oğlu. Ruhları şad olsun. Demir'i biz öz yeğenimiz olarak kabul ettik. Biz size bunu anlatmıştık. Bizim başka kimsemiz yok ki. Efendim?
Efendim bu durumda da öz yeğeniniz sayılır zaten. E tabii. Hem öz ya da değil, bizi ne ilgilendirir? Aile içli bir mesele bu. Bizi ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez. Evet. Bizi ilgilendiren mesele evde duran eşyaları. O kadar haklısınız ki. Yani sizin yerinizde kim olsa aynı tepkiyi verir. Ancak bu durum benim için de emrivaki oldu. Şimdi efendim, şöyle. Bir hata yüzünden benim eşyalarım erken gelmiş. Yani ben Japonya'dan gelmeden önce çoktan Selin Hanım'ın evine konulmuştu. Ben de bu yersiz durumu öğrenince hemen taşımaya niyetlendim ama gelir gelmez işe başlamak durumunda kaldım. Üstüne şirkette fırtınalar koptu. Durmak da bilmedi. Maalesef hala da uğraşıyoruz. Ekip biraz başına buyruk da. Ama en kısa zamanda çözeceğim. Yani işleri yoluna koyar koymaz ilk işim eşyaları evden al... Oğlum sizin işleriniz yoluna girmez. Özel sektör Selin'den biliyorum. Ne mesainiz biter ne kriziniz biter. Sen işleri yoluna koyacağım diye beklersen o evdeki eşyalar örümcek bağlar. Genç adamsın. Bir an evvel düzenini kur. Kimsenin sana emrivaki yapmasına izin verme. Bir kere hayatının kontrolünü kaybedersen bir daha toparlayamazsın. Çok haklısınız. Mahcubum size de. Ama dediğim gibi merak etmeyin. Bu hafta başına kadar ben bu işi çözmüş olurum. Yok, önümüzdeki hafta başı çok geç. Biz burada yokuz. Biz gitmeden bu işi çözelim. Aa, nasıl ya? Anne? Ya ben biraz daha kalırsınız sanıyordum. Yok kızım, babanın doktor randevuları var. İlaç yazdıracağız. Üstümüz başımız ona göre. Hazırlıksız apar topar evden çıktığımız için Selin'cim. Tamam, anladım. Bir madem öyle bir şeyler yiyelim, benim işe dönmem lazım. Tabii. Hadi buyurun, hadi masaya. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Bunların patronları nasıl insanlar hiç bilmiyorum. Hiç vicdan yok, hiç. Özel sektörde şartlar böyle maalesef. Oğlum biz memurduk. Gündüzleri işimizi yaptık, geceleri, hafta sonları ailemizle ilgilendik, kızımızı yetiştirdik. Siz böyle 24 saat çalışırsanız nasıl dinleneceksiniz? Ne zaman aileniz olacak? Olsa kim ilgilenecek? Hiç bunları düşünmüyor patronlar. Varsa yoksa para. Ya ya öyle. O yüzden sen şu taşınma işini araya al. Tamam mı? Hadi. Tabii. Hadi buyurun. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Semih Bey, buyurun. Sizi ben şöyle alayım. Buyurun. Böyle. Teşekkür ederim. Demircim sen bundan almadın. Teşekkür ederim. Böyle iyiyim ben. Demir, nerelerde ne bakıyorsun kendine? Bu tarafları tercih ediyorum. Ya. Bize de yakın olsun istiyoruz yani. Ay değil mi? Ayrılmayalım. İşten güçten zor görüşüyoruz. Bu taraflarda peki görüştüğün emlakçı falan var mı? Ya da böyle gözüne kestirdiğin bir ev falan? Var. Ama içinde oturan çıkmadı hala. Ha. Onu bekliyorum. Ne zaman çıkıyor kısmetse? Çok yakında diye umuyorum. Az kaldı. Ay bu arada ellerinize sağlık. Her şey çok lezzetli olmuş. Özellikle şu baba ganuşa bayıldım. Afiyet olsun. Evet. Firuze halam da çok sever. Değil mi? Çok severim değil mi Demir'ciğim? Size de zahmet verdik ama her şey çok güzel. Afiyet olsun. Evet, ellerinize sağlık. Ay afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Ne güzel böyle bir araya geldik, konuştuk, anlaştık değil mi? Demir'cim, Selin'e servis yapar mısın? Bak ondan almadı. Tabii. Selin kızım, sen de Demir'e ekmek uzatıver. Aa, o ekmek yemez ki. Sabah kahvaltıda bile böyle sebze... Kızım sen nereden biliyorsun? Ay
Şimdiki gençler sağlıklarına çok dikkat ediyorlar. Bizim gibi değil ki onlar. Tabii tabii. Demirciğim de çok sağlıklı beslenir. Sonra içkisi yok, gece hayatı yok. Yani... Akşam erken yatar, spor yapar. Çok disiplinlidir. Tam örnek bir evlat. Maşallah. Ama Selinciğimiz de öyle. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz maşallah. Hanımlığına hanım. Yani terbiyeli. Yani maşallah. Maşallah. Allah iyilerle karşılaştırsın. Aklımız hep kızımızda. Koca İstanbul, kimin ne olduğu belli değil. Biz alışkın değiliz. Hiç aklınız kalmasın. Selin burada yalnız değil. Ben varım, Leyla var, Demir var. Biz ona sahip çıkarız. Hanımefendi, benim kızımın sahip çıkılmaya ihtiyacı yok. O kendine sahip çıkar. Sahip çıkılacak bir durum olursa da çok şükür biz daha ölmedik, değil mi? Ay, yanlış anladınız bizi Semih Beyciğim. Tabii ki siz annesi babası olarak başında olacaksınız. Ama biz yanında oluruz diyoruz yani sadece. Efendim yanında veya değil. Kendi problemlerini kendisi çözer. O kendi ayakları üstünde durmasını bilir. Ben öyle yetiştirdim onu, değil mi? Keşke herkes sizin gibi evlat yetiştirse. Vallahi bravo. Hani derler ya, komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Yani şayet ihtiyaç olursa Selinciğimin iyiliğine biz de mukabele ederiz. Eksik olmayın efendim. Ay, en iyisi ben Reyhan Hanım'ın tatlısını getireyim de sohbetimiz tatlansın. Bugün için teşekkür ederim. Geldiğin için, bizi kurtardığın için. Neredeyse babam her şeyi anlıyordu. Hala da sorgusu bitmedi. Fena sıkıştırıyor. Yani ağzımıza bir kürek de vurmadığı kaldı. Evet, affedersin. Endişelenince böyle oluyor. Ben daha fazla yalan söyleyemem Selin. Yani bir an önce sizinkileri götür, bu geceyi burada bitirelim. Tamam, gelsinler kalkarız. Kızım, annem mutfakta bir bak istersen. Tamam babacığım. Delikanlı, daha soracaklarım bitmedi. Geç bakalım şöyle. Bu senin eşyalarınla hep halanlar ilgilenmiş. Senin annen baban İstanbul'da değil mi? Hayır. Neredeler peki? Yoklar. Yani ben çok küçükken ayrıldılar. Ben yatılı okulda büyüdüm. O günden beri de yalnızım. Ha, anlaşıldı. Şimdi sana çok garip geliyordur bizim bu tepkilerimiz. Hayatını didik didik etmelerimiz falan. Kimsin, nesin, kimlerdensin? Kızımızın evinde eşyaların işine. Bak sen beni tanımıyorsun ama ben çevremde çok sessiz, sakin bir insan olarak bilinirim. Emekli öğretmenim ben. Ya. Şimdiye kadar yüzlerce öğrenci mezun ettim. Bir tanesine bile bir kez olsun bağırmadım. Çok yumuşak başlı olarak bilinirim. Hiç kalp kırmadım. Öyleyim de yani. Ama aile başka. Hele baba olmak bambaşka. Kızım Selin'le ilgili bir durum olduğunda baba Semih ortaya çıkar. Ve kızım için dünyayı yakarım ben. Şimdi sen tabii bir aileyle büyümediğin için ne demek istediğimi anlamıyorsun. Ama ileride bir ailen olursa, yani hele hele bir baba olursan ne demek istediğimi anlayacaksın tabii. Haklısınız. Demek Japonya'dan geldin sen. Ya biz hiç gidip görmedik. Ancak kitaplardan okuduk.
Nasıl insanlar, ne yerler, ne içerler? Onlarda benim gibi aksi babalar var mı? Hazır. Bulmuşken gidip görenden dinleyelim ha. Artık kalkalım mı anneciğim? Baba, benim çalışmam lazım. Hadi. Biz müsaadenizi isteyelim artık. Görüyorsunuz, işi hiç bitmiyor. Aman efendim, müsaade sizin. Vallahi sohbetimizin tadı damağımda kaldı. Yine görüşelim. Heh. Ne zaman gidiyorsunuz kısmetse? Yarın değil, öbür gün gideriz. Şu eşya işi de bir an evvel hallolursa. Ben sizi arabayla bırakayım isterseniz. Yok yok, zahmet etme. İki adım yok, yakın ev zaten. Hem şu yediklerimizi biz bir eritelim. hadi buyurun öyleyse. Evet, buyurun. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Teşekkür ederim. Sunumla ilgili Selin. Danışmak istersen arayabilirsin. Ha. Tamam. Ya merak etme, ben hallederim onu. Yarın sabah erken gel. Yani Yıldırım Bey'le toplantıya gitmeden önce sunumun üstünden bir geçelim. Tamam, gelirim. Selin. Ailen üzülmeden bu ev meselesini çözelim. Bir an önce. Çok güzel görünüyor değil mi? Değil. Senin evin daha güzel. Hem üstelik onlara babalarından kalmış. Seninki söyle mi? Kendi emeğinle aldın. No, sizin sayenizde aldım babacığım. Biz ne yaptık ki kızım? Kuş kadar para yollayabildik. Bak hala kredi ödüyorsun. Aslan kızım benim. Görsünler, görsünler. Analar ne kızlar doğuruyor. Ay, siz iyi ki geldiniz. İyi ki. Annem. Hadi gidelim. Karşımda
Demir Bey, sunum hazır. Yıldırım Bey geldi mi? Ama biz evde... Ben geç kaldım galiba. Tamam, söz veriyorum. Hemen hazırlanacağım. Bak, bana 5 dakika ver, tamam mı? Üstüme hemen bir şeyler alıp geliyorum. Sessiz ol. Ya sen ne giydin böyle ya? Allah aşkına sus Selin. Zaten 30 saniye önce uyandın. Senin burada ne işin var ya? Hani otelde kalacaktın? Uzun hikaye. Benim acilen kıyafetlerimi almam lazım. Olmaz. Annemle babam o odada uyuyor. Tamam. Sen git. Odaya gir. Kırmızı şeritli valizi aç. İçinden birkaç parça eşya al. Aşağı in. Hadi. Delirdin mi sen? Benim babamın uyku apnesi var. Gecede kaç kere kalkıyor biliyor musun? Valizi karıştırırsam hemen kalkar. Ne diyeceğim ben sonra? Bir de seni burada görürse artık kimse tutamaz. Selin. Bak bugün için yaşayacağım saçmalıkların sınırındayım zaten. Benim acilen kıyafetlerime ihtiyacım var. Ya sen getirirsin ya ben yukarı çıkıp çat diye ışığı açar alırım. Tamam be. Ters ters konuşma bana. Ben valizi indiririm buraya, sen de seçip içinden alırsın. Hadi. Dur dur dur. Nasıl getireceksin? Omuzun çıkıp duruyor. Nasıl taşıyacaksın onu? Sen kapının eşiğine kadar valizi sürükle, ben oradan alırım. Hadi. Gece gece neyle uğraşıyoruz ya? Selin geç kaldım zaten, hadi.
işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.